Merhaba bilgisayabili takipçileri. Bu videomuzda sizlere Himalaya tuzu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar Himalaya tuzu nedir? Faydaları nelerdir? Faydası var mıdır? Yoksa zararlı mıdır? Bunlar hakkında biraz araştırma yaptım sevgili arkadaşlar. Öncelikle Himalaya tuzunun sağlıklı bir tuz olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Çünkü Sonuç olarak fazla tuz insan vücuduna çok zararlıdır ve tuz Himalaya tuzu da olsa deniz tuzu tuzu veya kaya tuzu da olsa fazlası zararlıdır. Toplumdaki insanlar arasında Himalaya tuzunun çok sağlıklı olduğu konusunda kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgi kirliliği söz konusudur. Elbette tamamen kullanılma, kullanılmamasını tavsiye edemeyiz. Fakat kalsiyum ve potasyum oranı yüksek olabilir. Yüksek olması bazı insanlarda sorunlara da yol açabilir. Himalaya tuzu pazarlanırken sodyum bakımından çok zengin olduğu iddia edilir. Fakat sofra tuzundaki sodyum oranı Himalaya tuzundan daha fazladır. Himalaya tuzunun tansiyonu düşürdüğüne dair iddialar yanlıştır. Çünkü teknik olarak tuz bileşenleri, neredeyse birbirine çok yakındır. Bu nedenle tuz tansiyonu özellikle büyük tansiyonu düşürmez sevgili arkadaşlar yükseldir. Himalaya tuzunun kan sulandırıcı olduğu iddiası da yanlıştır. Bu konuyla ilgili yapılmış bilimsel araştırma olmadığı da bilinmektedir. Himalaya tuzu reflü hastalığın yani çok özür diliyorum mideden gelen acı sunun hani boğaza doğru yükselen acı suyu engellediği söylenir. Bu Himalaya tuzunun bir özelliği değildir sevgili arkadaşlar. Himalaya tuzu reflüyü azaltmaz ya da tedavi tedavi etmez. Çünkü reflü hastalığıyla ilgili 20 binden fazla çalışma bulunmakta ve bu araştırmaların hiçbirinde Himalaya tuzunun tedavi tedavi edici özelliği olduğu söylenmemektedir. Yani Himalaya tuzu refriyi engellemez sevgili arkadaşlar. Sofra tuzu mu yoksa Himalaya tuzu mu daha sağlıklı diye düşünüyorsanız aslında ikisi arasında kalsiyum ve potasyum haricinde fazla fark yoktur. Yani hangisinin lezzetini daha çok beğeniyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Burada ana kıstas sodyum ise sofra tuzundaki sodyum daha fazladır fakat sofra tuzu işlendiği için yani içerisindeki diğer bileşenlerden arındırıldığı için sodyum bakımından yüksektir. Hatta iot yüklemesi yapılır. E, iot bakımından da sofra tuzu daha faydalıdır. Yani guatr hastalığına yakalanmayı engeller sevgili arkadaşlar. Sofra tuzunun işlenmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani içeriği değiştirilmiş, ekleme ve eksiltmeler yapılmış tuz olan sofra tuzuna alternatif olarak hangi tuzu tüketmemiz doğru olur derseniz sizlere doğal kaya tuzunun kullanımını önerebiliriz. Elbette tuz konusu çok ciddi bir konudur. Bu sebeple kronik hastalıklara sahip insanların mutlaka doktorlarına danışarak tuz tercihi yapmaları önemlidir. Özellikle tuzun kullanım miktarı çok önemlidir. Çünkü fazla tuz cinsi ne olursa olsun insan vücuduna çok zararlıdır. Burada kullanılacak kaya tuzu bile olsa kronik hastalıkları olan insanlarda özellikle kalp ve damar hastalıklarına sahip olan insanlarda şeker hastalığına yani diyabet hastalarında farklı sonuçlar doğurabilir sevgili arkadaşlar. Himalaya tuzu ile yapılan lambalar biliyorsunuz bu lambalar da ticari olarak satılmakta. Himalaya tuzu ile yapılan lambalar astıma faydalı olduğu söylenmekte arkadaşlar. Peki gerçekten faydalı mı? Elbette hayır. Ast astım hastalarına bu Himalaya tuzu lambaları faydalı değil sevgili arkadaşlar. Bu lambalar dekorasyon malzemesi olarak kullanılabilir. Astım hastalığına olumlu ya da olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Özellikle bu tip lamba şeklinde yapılıp da evlerde kullanın, kullanılmaya çalışan astım hastalığına faydası vardır şeklindeki iddialar doğru değildir sevgili arkadaşlar. İngiltereli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre tuz mağaralarında zaman geçirmek bile astım hastalığına birebir olarak faydalı değildir. Bu nedenle üzerinde iyi araştırılması gerekir. Yani bu konuyla ilgili iyi araştırma yapmanız gerekir sevgili arkadaşlar. Kaya tuzları radyasyon geçişine mani olur. Bu nedenle kaya tuzu mağaralarının tamamen yararsız, tamamen yararsız olduğunu iddia etmek de doğru değildir. Nem seviyesi yüksektir. Bu nedenle solunumu rahatlatır. Fakat bir ömür mağaralarda geçmez sevgili arkadaşlar. Ülkemizde de bu tip tuz mağaraları bulunmaktadır. Doktor tavsiyesiyle yine o mağaralarda kalınabilir. Astım hastalığına birebir çözüm değildir sevgili arkadaşlar. Burada mutlaka doktorunuzun önerilerini dikkate alın. Himalaya lambaları tozu ve havada dolaşan zararlı partikülleri kendine çekebiliyor diye iddia edilerek pazarlaması yapılıyor sevgili arkadaşlar. Eğer bu gerçek olsaydı tuzlanması kısa sürede toz tabakasıyla hiç de hijyenik olmayan bir hal alacak. Bu durumda hava temizleyici, iyonize özelliği olan teknolojik ürünlerin icadına ne gerek vardı? Yani yerine Himalaya tuzu kullanılabilirdi sonuç itibariyle. Daha ekonomik olmaz mıydı sizce de arkadaşlar? Bunun kararını size bırakıyoruz elbette. Ve Himalaya tuzu Pakistan'da bir madende çıkartılıyormuş sevgili arkadaşlar. Pembe renginde demir oksitten almaktaymış. Yani bildiğiniz gibi Himalaya tuzunun rengi pembe, koyu pembe, açık pembe tarzında böyle e, pembenin tonlarında bir görüntüye sahiptir. Himalaya tuzunda sofra tuzundan daha fazla sodyum olduğu iddiası da yanlıştır sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Sofra tuzundaki sodyum oranı daha fazladır. Himalaya tuzunda şöyle bir artı özellik vardır. Kalsiyum ve potasyum Himalaya tuzunda daha fazla bulunmaktadır. Yani biliyorsunuz kalsiyum kemiklere faydalıdır ama potasyum potasyum oranının himalaya tuzunda fazla olması göz önünde bulundurulacak olursa kalbinde ritim bozukluğu olan insanlarda kalpte çarpıntısı olanlarda yani kalp çarpıntısı olan kalp çarpıntısı şikayeti olan ve damar hastalıkları olan kalp hastalığı olan insanların bu himalaya tuzunu çok dikkatli tüketmesi ve doktoruna mutlaka danışması gerekmektedir tuz Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar tansiyonu yükseltir. Tuzlar arasında içerik olarak önemli fark yoktur. Yani kaya tuzu da, himalaya tuzu da, deniz tuzu da, sofra tuzu da içerik olarak ortalama birbirine yakındır. Fakat özellikle deniz tuzu tehlikeli olabilir sevgili arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü deniz tuzunun içerisindeki denizdeki kirliliği de göz önünde bulunduracak olursanız deniz tuzunun içerisinde ağır metaller olabilir sevgili arkadaşlar. İnsan vücuduna zararlı. İthal tuzlar yerine, ithal tuzlar yerine Elazığ, Kırşehir, Çankırı ve Çorum bölgesinden çıkarılan tuzların tercih edilmesi daha uygun olacak. Yani yerli tuzları kullanmak daha uygun olacaktır. Özellikle Çankırı tuzu mineral bakımından dengeli bir yapıya sahiptir sevgili arkadaşlar. Çankırı tuzunu kullanmanız daha sağlıklı olabilir. Özellikle kaya tuzunu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Tabii ki yine araştırmanızı yaparak tercihinizi kendiniz yapmanız gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Şerefli Koçlar bölgesinde bulunan Tuz, Tuz Gölü için de aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Çünkü Konya tarafından Tuz Gölü'ne akıtılan atık sular yani lağım suları nedeniyle kirlenme olduğu bilinmektedir. Bu durumun düzeltildiği söyleniyor fakat bazı bölgelerde hala devam ettiğine dair söylentiler bulunmakta. Bunu gözümüzle gidip görmediğimiz için bilemiyoruz. Fakat Şerefli Koçisar bölgesinde bulunan tuz gölündeki tuz için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmayacaktır. Günlük tuz kullanımı ortalama 1 ila 3 gram arasında olmalıdır ve bu vücudumuz için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Bu saydığımız bilgilendirme yani az önce sizlerle paylaştığımız bu bilgileri onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Özdoğan ve Profesör Doktor Serdar Akgün'ün makalelerinden faydalanarak oluşturduk sevgili arkadaşlar. Çünkü sağlığı doğrudan etkileyen bir konuda ortada dolaşan yüzlerce hatta binlerce söylentiye dayan, e, dayanarak Sizlere aktarmamız doğru olmayacaktı. Bu sebeple sevgili arkadaşlar tuz kullanımı önemli bir konu. E, tuz kullanımına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Sevgili arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen Bilgi Sebil YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.